Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Cumartesi, pazar, hafta sonu vloglarına hoş geldiniz. Bugün önce İngilizce dersi var Özgür'ün, sonra da baleye oturacağız. Şimdi börekçiye geldik. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Yok, dışarıdan olsun. Peynirli börek yiyecekmiş. Ben de pide yiyeceğim. Açık pide var böyle, kıymalı yumurtalı. Ondan. Şöyle. Benim parmağım da şöyle düz durmuyor bak. Özgür durumunki de. Bak şöyle duruyor. Özgür yap bakayım. Sen de parmak evde. Hayır. Yap. Şöyle yap. Normal yap sen. Nasıl yapıyorsan. Ojeleri de var. Yapmıyor şu anda. Kızım şöyle normal yapsana şöyle. İşte evet işte gözüküyor yamuk. Bak. Hadi ye böreğini. Özgür Duru'yu İngilizce dersine bıraktık. Şimdi buralara yakın böyle bir yatak yeri arıyoruz. Bizim yatak odamızdaki yatak çok rahatsızdı. Onu Karasu'ya yolladık. Kendimize yatak alacağız. Günlerdir koltuklarda yatıyoruz. Çok zorlanıyoruz artık. Bir de Özgür Duru yatağında yatmıyor. Benimle yatmak istiyor sürekli. Küçücük koltukta Özgür Duru'yla böyle sıkış tıkış yatmak durumunda kalıyorum. Bir türlü odasına, yatağına alıştıramadım. Yani orada uyuyor, gece geliyor. Öyle bir durum var bizde hala. 5 yaşına gelecek çocuk. Onu aşamadık. Birazcık da hani biz de çok aşmak istedik mi çok emin değilim ama artık zamanı geldiğini düşünüyoruz. Şu yatağı bir alalım. Artık bir düzen oturtturalım istiyoruz. Dün bir yataşa baktık AVM'de. 18.500 müydü? Öyle bir fiyata bulduk. Yattık. Güzeldi. Denedik. Yatarak denememiz gerekiyormuş yatakları. Şimdi burada birkaç mağaza gezeceğiz. Yoksa orada 17 bin liraya da yatak var ama onu size önermiyoruz. Neden? Çünkü o 110-120 kilo üstüne mesela. Ha. Ağırlığını hani üstüne baskı yapamayacağız hiç hissedemeyeceksiniz. Ha. Güzel. Peki taksit oluyor mu? Kredi kartına 9 taksit yapıyorum. Rahat mı? Çok iyi değil. Şu nasıl acaba? Şimdi baleye geldik arkadaşlar. Balenin bahçesinde, okulun bahçesinde bekliyoruz. Özgür Duru'nun okulu da bu arada hemen şu yan taraf. Hafta içi salı günü ve cumartesi günleri geliyor. Cumartesi günü bizi getiriyoruz. Salı günü de öğretmeni dersten sonra bırakıyor. Sonra çıkışta da alıyoruz. Şurada girişi gözükmüyor tabii şu an. Kediler. Kediler ayin yapıyor. Çok tatlı bir yer, güzel bir yer. Birkaç tane yatak beğendik. Özellikle Bellona'dakini çok beğendik. Çok rahattı. Çok güzeldi. İşbirdeki de güzeldi. Şimdi Yakacık taraflarında birkaç tane daha varmış böyle yatak mağazası. Oralara da gideceğiz. Oralara da soracağız. Fiyat alacağız. En rahat, en güzeli hangisiyse fiyat performansı da düşünerek yatağımızı bugün artık sipariş vermemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta içi gelebilecek en erken. Daha fazla erteleyemeyiz. Peki. Peki karıma de. Karıma feda olsun her şey. Ne aldın karına? Karıma iPhone 15 Pro Max 512 GB aldım. Niye o kadar detay anlattın? Telefonun ismi bu. Ne söyleyeyim? Zam gelmiş yine. Benimkini de Murat'a verdik. Göster Murat telefonu. Çıkar. Çıkar oğlum telefonu. Zam mı gelmiş? Neyse ki aldık 95 mi ne olmuş? Hadi canım. 1 terabaytı da 99.900. Vay arkadaş. Çok para. Çok para. Murat'a telefon almamız gerekiyordu zaten. Özge'ye aldık. O da bana jest yaptı canım kocam. Evet. Şükürler kocam. Şey neydi? Beni kurtarın hareketi. Ne bileyim? Değişik bile. Yatak bakmaya devam edeceğiz. Ne ama düşünüyorsun? Ama bugün alırız ya. Belli ona çok iyiydi bence. Evet ben de aynı fikirim.
bakalım diğer yerlere yani gidelim. Arada 10 bin lira fark var. Benim ona daha rahattı. Evet, öyle bir durum vardı gerçekten. 10 yılda tabii garantisi vardı. Tabii sonradan çöker mi, ne olur. Mesela iş bir de 2 ile 4 yıl dedi. Yok, fark en son yaptığımız 10 yılda. En sonunkine 10 yıl dedi. O da 20 küsürdü 21 zaten. 21 bin liraydı. Onu alacağım ama Yataş'tan alırım. Bence. Gerçi bu yıkanabiliyordu. Neyse, bakacağız. Bakacağız. Yakacık taraflarında böyle bir sürü yatakçı varmış. Onlardan ilkine İdaş diye bir yer var, yatak. Oraya bir geldik. Bir bakacağız. Deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Özgür ile Murat hala gelemedi. Gördüğünüz gibi. Evet, baleden çıktık. Neredesiniz? Ne takıyordunuz? Yüzüğüne bakayım. Allah. Akşam için böyle dışarıdan pide yaptırdık. Sevgili annemler falan hepsi, Karasu'da babaanne burada, ablamlar burada. Ben de onları çağırdım. Böyle pide, salata, bir de soğuk ayranlı çorba vardı. Onları da koyduk. İçecek, böyle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Şey desene, tuvalete gidebilir miyim bir desene. May I go to toilet? Aa! Buraya gel, buraya. Biraz söyle. May I go to toilet? Toilet. Tuvalet diyor mu buna? Özgü nereden biliyor? Abla diyorum ya, İngilizce öğretmeni çok iyi diye. Biraz söyle, bana duysun seni. Tuvalete gideceğim de. May I go to toilet? Tekrar et. Söyleyebiliyor buna, doğru söyle. Nasıl dili dönüyor ka? Şey de, su içebilir miyim diye. May I drink water? Drink water. Water değil, water. Günaydın. Saat şu an 7:30. Özgü duruyor. Doktora götürüyoruz. Gece biraz hastalandı. Boğaz kulakları ağrıyormuş. Doktora götüreceğiz. Bakalım ne diyecek. İyi misin? Neren ağrıyor? Oo, ağzına sokma, tamam. Kıyamam sana, kıyamam. Şimdi doktor ilaç verecek, iyileşeceksin, tamam mı? Kurban olsun eniş. Doktordan çıktık. Böyle çok fazla iltihabı falan yok dedi. Hafif kızarıklık var dedi. Antibiyotik vereceğim ama dedi, hani 3-4 gün sonra geçmezse kullansın dedi. Damla verdi, o yüzden sağ olsun çok güzel ilgilendi. Şimdi nöbetçi eczaneye geldik. Özgü Duru. Eve geldik biz. Özgü Duru'nun aslında enerjisi falan çok iyi. Hatta fazla iyi. Böyle yaramaz apacanlar gibi bize kök söktürüyor. Ama göğsü hırlıyordu. Böyle ilaç yapalım, rahatlatır belki dedik. Veriyoruz. Antibiyotiğe de başlamadık. Çünkü yalıyor mu? Normal nefes alır mısın? Başlamayın dedi doktor. 3 gün sonra başlayabilir. Evet.
Zaten iyi aşkım durumu. Ya hasta çocuk böyle olmaz. Ne gece uyudu ne gündüz hala uyumadı. Ben hastayım gerçekten. Ayağın ağrıyor. Bir de kulağım. Ha, hangi kulağın? Sabah diğeriydi. Damla damla attık ya. Neyse. Geçti mi? Ama göğüs hırlıyor yani çocuğun. Ben de şimdi dut kurusu suyu normal yapıyorum. Normal nefes alır mısın? Başın dönecek aşkım. Normal sen normal nefes al. Konuş konuş normal. Normal nefes al sen bir şey. Normal özgüdür hadi konuşalım öyle. Seninle. Yarın okula gidecek misin? Yarın okula gidecek misin özgüdür? Evet. E peki. Hastasın ama. Hastasın ama yarın okula gitme olur mu? Tamam. Arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi sevgili annemlere indik. Sevgili annemler Karasu'dan geldi. Balık getirmişler. Şöyle göstereyim size. 4 kilo balık almışlar. Bizim aile çok kalabalık olduğu için 4 kilo bize anca yetiyor zaten. Yani yine birazcık kalır diye düşünüyorum. 4 kilo çünkü birazcık fazla. Bunun bir diğer yarısı da buzdolabında duruyor. Ben de salata yaptım. Şöyle koca bir kase dolusu salata yaptım. Anca olur diye düşünüyoruz. Kalabalık ailelerde böyle iniyor akşam yemekleri. Hele birlikte olunca. Biz seninle böyle 7-24 böyle mi olacağız? Gece gündüz sabah akşam öğlen ikindi. İkinci anne bir içeride beraber uyuması. Yes. Şimdi neden benimle beraber sürekli hep benimle olmak istiyorsun? Söyle. Türkçeli çok seviyorum Minnoş. Ben de seni çok seviyorum Minnoş. Bana söylüyorum işte. Yap. Five. Al ver bir five bir tabak ver. Bu. Dörde. Şef. Baba sadece evet. Şöyle geri atacağım. Hayır. Balık günümüz bugün de tamamlanacak inşallah. Sabah çıktım balıklar. Denizden. Koca Ali mi? Karasu mu? Koca Ali ama Akçakoca'dan gelmiş. Evet güzel gözüküyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Kesinize bereket baba. Videoyu dün akşam kapatmayı unutmuşum. Videoyu hemen kapatalım. Bir sonraki videomda çok güzel şeylerle karşınızda olacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.